beyni belli bir açıda kontrol edebileceğimizi, beynin çalışmasını ya da e, sonuçta ürettiği düşünceyi kontrol edebileceğimiz gibi bir fikir ortaya çıkmış. E, yine bunu benim özel ihtisas alanım olan e, rutin tedavi olarak bugün kullandığımız e, kabul göre bir başka tedaviyle ilişkilendirmek istiyorum. Özellikle hareket bozukluklarının cerrahisinde biz bugün e, e, beyin pili denilen berin, derin beyin simülasyonu dediğimiz tedaviyi kullanıyoruz. E, hareket bozuklukları da aslında beynin hareketi kontrol eden, koordine eden e, kısımlarının Bazen az çalışması bir nör, dopamin dediğimiz nörotransmitterin eksikliği nedeniyle ya da bazı merkezlerde o kontrol mekanizmasının hiperaktif olması. Yani kontri, bir hareketi düzelteyim derken fazla düzeltip işi daha çok çorba etmesi durumunda ortaya çıkan spektrumun her iki tarafında olan hastalıklar bir tarafta Parkinson hastalığı var bir tarafta esansiyel tremor dediğimiz titreme hastalığı var. Biz bunları beynin belli noktalarına ablasyon uygulayarak yani o, böl o, bölgedeki aktif hücreyi azaltarak aktiviteyi azaltabiliyoruz. Ya da elektriksel stimülasyonla o bölgedeki aktiviteyi modifiye ederek ya da düzen düzenleyerek e, tedavide çok olumlu sonuçlar alabiliyoruz. E, aslında bu hani ilk başta barbarizm olarak görülen şeyler şeyler şu anda terk ettiğimiz şeyler bile en azından bize bu düşünce kapısını açması yönünden ee, önemli unutulmaması gereken olaylar. Ee, gerçekten her şeyin bilinçli mi, hüür irade var mı? Ee, hem var hem yok. Ee, örneğin, yine bu hem davranış biliminde hem sinir biliminde oldukça incelenmiş e, alanlardan bir tanesi. Ee, şöyle düşünün, e, bir pilot. E, bir savaş uçağına uçuruyor. ...işte görevi ülkesini korumak, tehdidi algılamak, en kısa zamanda elimine etmek, nötralize etmek. Bu işin içine hem bir eğitim giriyor, hem öğrenilmiş fonksiyonlar giriyor, hem o sürekli aktif algı giriyor. Düşünün süpersonik hızla giden bir jet uçağının uçundaki, içindeki pilot radarda gördüğü herhangi bir şeyi algılıyor. Ne olduğuna karar veriyor ve ona göre bir başka karar daha veriyor. Nedir o vereceği karar? Ee, o başparva'nın altındaki düğmeye basacak mı basmayacak mı? O hedefi ortadan kaldıracak mı kaldırmayacak mı? Ee, bununla ilgili çalışmalar yapılmış. Yine e, algıdan karar aşamasına uygulama aşamasına kadar geçen süre ne kadar? Ee, bu süre eğitimle kısaltılabiliyor mu? Doğru karar daha da doğru hale getirilebiliyor. Bunların hepsi mümkün. Ama hiçbir zaman o yanlış dediğimiz karardan kurtulamıyoruz. Bu konuya olduğu oldukça hem araştırma aşamasında hem uygulama aşamasında bugün dünyada büyük bütçeler aygıla alanlardan bir tanesi. Hatta modern gene askeri teknolojide diyelim. AI giderek insan zekasının yerini alma yolunda işte insansız araçlar var, otonom sistemler var. Ama bunların hepsinin aslında gene algoritması biz yaratmaya çalışıyoruz. Gene o hür iradeye geliyor. Aslında bu otonom sistemlerin otonom hür herhalde aynı kelime veya birbirine çok yakın kelimeler. Mm -hmm. Otonom sistem aslında hür sistem otonom mühür mü yoksa onu biz ona onu biz yaratıyoruz ona o algoritmayı biz öğretiyoruz demek ki aslında otonom sistem aslında otonom değil ee, aynı şekilde insanın hür iradesi e, hür mü benim verdiğim kararlar ben ben veriyorum bu kararı kimseye sormuyorum kimseye sormuyorum ama aslında kendi kendime soruyorum. Ee, Demek ki birisine soruyorum. Yani hani bu tabi toplumunda bir belli bir baskısı var. Birisine gidecek olursa bir ben var evet, ben de tabii. bir Aslında <laughs> ben de bana soruyorum. <laughs> evet. Ki kendimiz sadece kendimiz de değil yani aldığımız belli kararlar ...toplum ne düşünür yani... ...veya bir şey düşünmeye sebep... ...bize sevk eden şey illa... ...kendi özgür düşüncemiz de olmuyor... ...biri bir şey söylüyor kafamıza takılıyor... ...günlerce onunla uğraşıp duruyoruz mesela... ...beynimizin yani o düşünceleri... ...tetikleyenler sadece... E, ...bizim durup dururken hür bir şekilde... ...karar verdiğimiz şeyler değiller aslında... Evet. Ee, ...yani bu tabii bunlar çok zor... ...sorular biliyorum ama sadece... ...nasıl yaklaştığınızı merak ettiğim için... ...birçoğunun zaten nihai bir cevabı... E, evet. ...olduğundan değil de sizin... Görüşlerinizi de merak ettiğim için e, soruyorum. Peki şunu da merak ediyorum. Biraz farklı bir e, konuya geçeceğim ama e, insan be acaba beynini nasıl keşfetmiştir? Yani e, çünkü eminim tarih boyunca.